yatırım araçları adeta yükseliş eğilimine geçti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2023'te söylediği asgari ücrete ara zam gerçekleşti. Asgari ücret 11.402 TL oldu. Tüm yatırım araçları bu değişiklikten etkilendi. İşte son durum. Son yıllarda pandemi krizi ve enflasyon ile birlikte başlayan hızlı seyreden dolar artışı yılın başında 18 TL iken bugün 23 TL'yi aşarak 24'e merdiven dayadı. Asgari ücret 11.402 TL olunca hepsi yükselişe geçti. Fed ve TCMB kararı öncesi dev vurgun, dolar, euro ve altın doların ani yükseliş etkisi euro ve altını da etkisi almaya devam ederken bugünkü resmi verilere göre dolar altın ve euro paritesindeki son durumu sizler için hazırladık. İşte 21 Haziran Çarşamba günü ekonomide son durum. Türk lirasının değer kaybı ile gün geçtikçe değer kazanan dolar kuru bugün güne %0,18'lik artış ile 2.36183 TL aydan başladı. Bir önceki kapanışını 2.35751 TL aydan yapan dolar bugün alışını 2.35988 TL'ye, satışını ise 2.36463 TL aydan yapıyor. Ekonomist yorumlarına göre ise doların kısa vadede 28 TL ile 30 TL aralığında, uzun vadede ise 40 TL'yi bulacağı vurgulanıyor. Euro paritesi. Avrupa para birimi olan euro da dolar bazında değer kazanmaya devam derken dolar euro ile neredeyse eşit seviyelere ulaşmaya başlıyor. Dolar euro arasındaki makas daralmaya başlıyor. Euro bugün güne %0,09'luk artış ile 2.57541 TL aydan başladı. Bir önceki kapanışını 2.57243 TL aydan yapan dolar kuru bugünkü alışını 2.57428 TL'ye olarak, satışını ise 2.57541 TL aydan yapıyor. Altın. Büyük bir altın yatırımcısı olunan ülkemizde gram ve çeyrek sıklıkla takip edilmeye devam ediyor. Düğünlerde ve hediyelik olarak da satın alınan altında da yükseliş hareketi sürüyor. Gram altın bugün 1500 TL bandına bir adım daha yaklaşarak alışını 1467 TL 84 kuruştan, satışını ise 1468 TL 9 kuruştan yapıyor. Çeyrek altın da alışını 2348 TL 54 kuruştan, satışını ise 2400 TL 33 kuruştan yapıyor. Onsun düşük olması, doların yüksek olması sebebiyle altın düşmek yerine yükseliyor.